Sevgili arkadaşlar merhaba, hayırlı akşamlar. İnşallah bu akşam inkılap tarihinde en fazla sorunun çıkacağı noktalardan birisi olan milli mücadele dönemi basın ve yayın. Bizim mutlaka sınavdan önce bunu bilmemiz lazım. Şu anda Görükle PGM Akademi'de akşam grubu derslerimiz Ramazan sonrası devam ediyor. İftar programı gibi. İnşallah bu kısımda öğrenci arkadaşlarımıza biz nokta atışı yapacağız. Şimdi burada milli mücadele basın ve yayını ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi milli mücadele yanlısı olan basın yayın kuruluşları, bir de milli mücadele karşısında yer alan nedir? Basın yayın kuruluşları. Burada bu şekilde isimlerini verdim ama merak etmeyin. Birazdan bunların baklava desen dediğimiz şablon yöntemini göstereceğiz. İşimizi daha kolay hale getireceğiz. Şimdi burası tam şu anda nasıl gördüğün net mi? Hepsi görülüyor mu? Sevgili arkadaşlar şöyle ekrandan ben kendimi çekiyorum. Bu kısmı bilmeden sınava girmeyin. Bu mutlaka her öğrencinin nedir? Sınavdan önce bilmesi gereken kısımdır. Hemen başlayalım şöyle yavaş yavaş. Önce şundan başlamak istiyorum. Hasan Tahsin kimdi? İzmir işgalinde ilk kurşunu sıkan kişiydi. Hasan Tahsin'in baş yazar olduğu gazete hangisi? Hukuku Beşer gazetesidir. Bu gazetenin yazarı olan Hasan Tahsin'in gerçek ismi neydi? Osman Recep Devresi'dir. Buna dikkat edin. Sivas Kongresi'nde çıkarılmasına karar veren gazete neydi? İrade-i Milliye. Sivas'ın neyi vardı? İradesi. Milli iradesi. Bu neydi? Orada çıkarılmasına karar vermişti. Evet, son dönem Türkiye'sinden çok tartışılan Hakimiyeti Milliye Gazetesi. Birinci Meclis döneminde yarı resmi yayın organıdır. İstiklal Marşı'nın resmi yayınlandığı ilk gazete Hakimiyeti Milliye'dir resmi olarak. Bu gazete 1934 yılında Ulus adını almıştır. Günümüzdeki Cumhuriyet Gazetesi'dir. Mustafa Kemal'in Benim Gazetem dediği gazete Hakimiyeti Milli olmuştur. Yine çok önemli. 6 Nisan 1920 tarihinde Halide Edip, Yunus Nadi ve Mustafa Kemal'in günümüz Türkiye Cumhuriyeti'nde resmi haber ajansı olan Anadolu Ajans kurulmuştur. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı hangisidir? Anadolu Ajans. Halide Edip, Yunus Nadi ve Mustafa Kemal'in başkanlığında kurulmuştur. Celide-i Resmiye, 1. Meclis döneminde tam resmi gazetedir. Resmi gazetedir. Bu dikkat edin. Minber Gazetesi 2012 çıkmış sonrasıdır. Mustafa Kemal'in arkadaşı Ali Fethi ile beraber İstanbul'a çıkardığı gazete hangisidir? Minber Gazetesi olmuştur. İleri yine bilebilir. Dikkat edin. Gelme ihtimali yüksek. Mustafa Kemal'in Celal Nuri ile beraber çıkardığı ve isimsiz yazılarını yayınladığı gazete hangisidir? İleri Gazetesi olmuştur. Devam edeceğiz buradan. Mehmet Akif'in bizzat kendisinin çıkardığı İslam'ı mecmua olan Sebil-i Reşat dergisidir. Şimdi burada dikkat edin. İstiklal Marşı'nın resmi yayınlandığı ilk gazeteyi soruyorsa Hakimiyeti Milliye. İstiklal Marşı'nın resmi yayınlandığı ilk dergiyi soruyorsa dergi olarak Akif'in çıkardığı nedir? Sebil-i Reşat dergisidir. Bu önemlidir. Yine Ziya Gökalp'ın çıkarmış olduğu Küçük Mecmua dergisi var. Bu da önemlidir. Şimdi Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin çıkardığı 3 tane gazete vardı. 1. Hadisat, 2. Albayrak, 3. Lepayz. Bu da ÖSYM'nin sorduğu sorulardan birisidir. Açık Söz gazetesine şöyle bir açıklama yapıyoruz. Eğer İstiklal Marşı'nın yayınlanmış olduğu ilk bölgesel gazete ya da yerel gazete nedir? Açık Söz. Bu gazete Kastamonu'da çıkarılmıştır. İstiklal Marşı'nın resmi yayınlandığı ilk gazete Hakimiyeti Milliye dergiyi soruyorsa Sebil-i Reşat dergisi, eğer bölgesel, yöresel gazeteyi soruyorsa hangisidir? Açık Söz gazetesidir. Şimdi yine bu önemlidir. Tarih 1928. Harp inkılabı gerçekleşmiştir. Latin harfleriyle ilk basılan gazete hangisidir? Mardin gazetesidir. Zaten dünyada en çok okunan iki gazete vardır. Times, The Guardian, The Mardin. Neymiş? Times, The Guardian, The Mardin. Burada tekrar söylüyorum. İstiklal Marşı ile ilgili arkadaşlar. Bir de bir gazete daha vardı. Bir geriye geleceğim. Şurada ne var? Yeni Gün Gazetesi. Ankara'da çıkarılan ilk günlük gazete budur. Yeni Gün Gazetesi. Ankara'nın ilk günlük gazetesi neymiş? Yeni Gün Gazetesi olmuştur. Sevgili canlar, bir de milli mücadelenin karşısına yer alanlar. Bunlara siyah verdim. Bunlar çünkü siyah bir basın. Kurtuluş Savaşı'na, milli mücadeleye karşı. Bakın, Ay Dede, sanki anaokulu ismi gibi. Ama ismi aldatmasın.
Dedik Halit Karay'ın çıkarmış oldu. Peyami Sabah Ali Kemal'in çıkardı. Alemdar var Refik Cevat Uluney. Sait Molla'nın çıkardığı Türkçe İstanbul. Yine dikkat edin İnşaat, Köylü, Tan, Zafer, İler Yüz, Ümit. Bunların hepsi nedir? Milli mücadelenin karşısında yer almış olan nedir? Basın ve yayın organlarıdır. ÖSYM'e buradan soru sorabilir. Son bir nokta. Osmanlı'da, düşünürseniz Osmanlı'da ilk ismi gazete neydi? Takvimi Vakai. Kimi zamanında ikinci? Mahmut zamanında. Osmanlı'daki ilk özel gazete neydi? Tercümanı? Ahal. Diğer özel vardı. Ceride-i Havaris. Dikkat edin. Gazetelerden, basın ve yayından soru gelebilir. Bizim burada amacımız şu. ÖSYM'e sorma ihtimali yüksektir. Şu hakimiyeti milliye ve diğerlerine lütfen dikkat edin. Burada yayınımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Yayında olan arkadaşlarımıza ve derste olan arkadaşlarımıza sevgiler, saygılar. Bu kısmı bu akşam Bülent'i tarih dediğimiz Peygamber YouTube kanalına yükleyeceğiz. Değil mi? Ana koordinatörümüz bizim Mert Bey şu anda çekim yapıyor. O da bizim işin uzman kısmı. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar canlar. Görüşmek üzere.